Günaydın. Analiz Sentez'le karşınızdayız. 24'e hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. Önce özetlere bakacağız. Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 93 kişiyi daha maalesef kaybettik. Ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısı da 3174'e çıkmış oldu. Yeni vakalar var. 2615 yeni vaka daha eklendi. 4846 kişinin ise sağlıklarına kavuştuğunun altını çizelim. Oradaki tabloysa yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'nin test sayısında 1 milyonu geride bıraktığına dikkat çekti. Vaka sayısındaki artışın da öngörülebilir seviyede olduğunu vurguladı. Ve 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da başladı. 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ı kapsıyor uygulama. Pazar gecesi saat 24'e kadar devam edecek. Yalnız bugün 9 ile 14 saatleri arasında bakkal, market ve manav alışverişlerini vatandaşlar en yakınlarındaki noktalardan yapma imkanına sahipler. Onu da hatırlatalım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu önemli gün için bir mesaj yayımladı. Emek ve adaletin tesisi için mücadele ettiklerini söyledi. Koronavirüsle mücadele döneminde de yine çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik ifadesini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %8,2 idi. Orada bir düşüş oldu. %7,4'e çekildi o beklenti. IMF iddiaları ile ilgili de konuştu Murat Uysal. IMF ile kaynak ve swap girişimlerinin olmadığını söyledi. Amerikan Merkez Bankası'ndan sonra Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi ancak Lagarde'ın önemli uyarıları var. Virüsün Avro bölgesi ekonomisinde benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığına dikkat çekiyor. Covid-19 nedeniyle ekonomide ne zaman bir toparlanma söz konusu olur? Bunu tahmin etmenin de çok güç olduğunu söylüyor. Evet, özetleri paylaştık sizlerle. Hemen ayrıntıları konuşmaya başlayacağız. 24 Ekonomi Müdürü Sade Özdemir bizleri bekliyor. Günaydın Sade Özdemir, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Haftanın son günü, umarız bu haftayı da iyi haberlerle, mutlu haberlerle kapatırız diyelim. Bugün de aynı zamanda tabii 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Tüm emekçilerin, işçilerin bu özel gününü de kutluyoruz. Meydanlarda olamıyorlar maalesef koronavirüs tedbirleri kapsamında ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine bir mesajla bu önemli güne ilişkin paylaşımları olduğunu hatırlatalım. Neler söyleyeceksiniz bugüne özel? Maalesef şöyle bir ne diyelim, ironi ya da çelişkiyle 1 Mayıs geldi. Virüs nedeniyle bütün dünyada işsiz sayısı artmaya, hızla artmaya devam ediyor. Mesela Amerika'daki son veriler 3.8 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. 30 milyonu buldu toplamda da. 6 haftanın toplamı da 30 milyonu aşmış durumda. Bu bütün dünya genelinde bizim gibi gelişen ülkelerde, Avrupa'da, Çin'de, Japonya'da her yerde normal zamanlara göre maalesef işsiz sayısında artış oluyor. Ama şu var, sonuçta sosyal devlet, anayasasında sosyal devlet yazan ve bunun gereğini yerine getiren bizim gibi ülkelerde iş gücü kaybının ya da iş kaybının önlenmesi için bu dönemde en doğru önlemler alınıyor. Örneğin Amerika'da bu kadar yüksek olmasının sebebi Amerika çok daha kapitalist bir yapı içinde olduğu için en ufak bir kötü ihtimalde maalesef insanlar kapıya konuyor. Türkiye'de de ne oldu? Türkiye'de sonuçta bu dönemde özellikle istihdam kaybı olmaması için, yoğun kayıp yaşanmaması için devlet bütün gücüyle bir anlamda müdahale etmiş oldu. İşverenlerle masaya oturdu. Onların önerilerine göre düzenlemeler yaptı kademeli olarak. İnşallah biz bu dönemi, tabii ki bir miktar ilave iş kaybı olacak ama örneğin Amerika'daki gibi olmayacak. Amerika'da şu anda %2'lerden %20'lere yaklaşmış bir işsizlik oranı görüyoruz sadece 6 haftada. Türkiye'de de %13,8'de bu pandemi salgınına girmiştik. Tabii ki bu belki %14'e, 15'e gidebilir. Ama biz oralardan tekrar Haziran ayı itibariyle dönüş yaparız. Öncelikle hepimiz aslında işçiyiz. Ücretli çalışan herkesin bayramı bu bayram. Hepimize kutlu olsun.
Geçmiş yıllarda AK Parti iktidarının belli bir döneminden sonra tekrar meydanlarda kutlanması sağlanmıştı. Resmi tatil, resmi bayram ilan edildi. Bu da güzel bir gelişmeydi. İnşallah bir dahaki sene ve sonraki senelerde de barış içinde, hem barış içinde emek tarafı çalışır, çalışabilir, hem de barış içinde bayramını kutlayabilir. Evet, aynen öyle. Umarız dediğiniz gibi en az kayıp ve hasarla bu süreci de atlatırız. Önümüzdeki yıl 1 Mayıs'ta inşallah tüm emekçiler, işçiler meydanlarda olurlar, bayramlarını kutlamış olurlar diyelim. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a ve onun açıklamalarına bakalım isterseniz bir de. Enflasyon tahminine ilişkin baktığımız zaman %8,2 idi beklenti. %7,4'e çekilmiş durumda. Yine IMF iddialarına ilişkin de değerlendirmeler oldu Murat Uysal'ın. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi başkanın toplantısını tabii canlı olarak izledik. Soruları da açıkça yanıtladı. Ve söylediğiniz gibi kritik, özellikle yine sosyal medya tarafında bazı aşırı politize olmuş ya da angaje olmuş, ideolojik saplantılara kapılmış ekonomistlerin soruları da birileri tarafından soruldu. Öncelikle şunu söyleyelim. Merkez Bankası bu dönemde kurdaki istikrarı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm enstrümanları kullanıyor. Artı kredi akışının özellikle işletmeler ve vatandaş için gerekli olan kredi akışının aksamaması için gerekenleri yapıyor. Faizler cephesinde yakın zamanda yine adım attı. Düşürülmesi için politika faizini 100 bas puan, onu da yaptı. Enflasyon tarafına da bu kriz keşke böyle olmasaydı, pandemi olmasaydı, böyle bir ekonomik etkisi olmasaydı dünyaya. Bu kriz enflasyonu düşürücü etki yapıyor. Neden? Çünkü talep tarafı özellikle düşmüş oluyor. Artı petrol fiyatları başta olmak üzere emtia tarafında fiyatlar düşmüş oluyor. O yüzden o söylediğiniz rakamları aşağı yönlü revize ettiler. IMF iddialarına ben de birkaç cümle söyleyeyim. Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'yla bir standby anlaşması imzalamasının an meselesi olduğunu biz 2018'deki Ağustos ayındaki finansal saldırıdan önce duymaya başladık. Dedik ki biz bu iktidarın siyasi misyonu gereği ya da vizyonu gereği bunun olmayacağını, Türkiye'nin buna ihtiyacının zaten olmadığını söyledik. Sonra bu iddialar 2019'da Mart seçimlerinden önce yine gündeme getirildi. Hatta o kadar ileri götürüldü ki gizli anlaşma yapılmış da o seçimden sonra, o zamanki seçimden sonra birden açıklanacakmış. Yine bunu yalanladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız da meydanlarda her vesileyle konuşarak yalanladı. Şimdi de benzer bir durum var. Pandemi nedeniyle yine Türkiye IMF ile standby imzalayacak ya da farklı bir ilişkiye girecek diye. Halbuki yine ihtiyaç yok. Çünkü takvim olarak 2,5-3 aylık dönem atlatıldığında Türkiye'nin zaten 2019'un son çeyreğinden itibaren başlayan ekonomisindeki iç talep ve büyüme görüntüleri tekrar devreye girecek ve bizim standby'a ihtiyacımız yok. Ha, olur mu? İnşallah olmaz. Ve olmayacak. Çünkü bu Türkiye ekonomisi artık 90'ların ekonomisi değil. 90'ların ekonomisi, o konuya girersek çok detaylı, sıkıntılı bir ekonomik modeldi. O modelden çıkıldı. Sayın Merkez Bankası Başkanı hem diğer merkez bankalarıyla swap anlaşmalarının anlaşma görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Olursa açıklarız dedi. Ama IMF ile herhangi bir kredi ilişkisi, görüşmesi yapmadıklarını açıkça beyan etti. Bu da onlara cevap olmuştur. Şimdi ihracat rakamları, turizmdeki son durum, bunları da tabii değerlendirmek gerekiyor. Dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar ama Covid-19 etkisini burada göz ardı etmemek gerekiyor. İhracat da 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hem bunu sorayım hem de peşine de turizmi bağlamış olayım. Orada da baktığımız zaman tabii ki yine salgının etkisiyle gelirlerde bir kayıp söz konusu. Yabancı ziyaret ziyaretçi sayısı da %22 azalmış görünüyor. Neler söylersiniz? Öncelikle her iki rakamdaki bizim lehimize olan turist sayısı ve geliri artı
ihracat rakamlarımızdaki gerileme gayet normal ve çok sert bir düşüş değil. Mart ayı rakamları zaten oradaki dış ticaret verileri, Mart ayının ithalat ihracat karşılaştırmasının verileri. Bizim aylık ihracat ortalamamız tabii ki yılın farklı aylarına göre değişir de 15 milyar dolar seviyesine oturmuştu. Bu 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalat tarafı da artış trendini sürdürdü. O yüzden açık büyümüş oldu. Ama orada da şunu göreceğiz. İhracat pazarlarımızdaki düzelmeler, o ekonomilerin açılması ve bizden tekrar ürün talep etmeleri halinde ki örneğin otomotiv sanayinde Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde fabrikalar, ana fabrikalar çalışmaya başladıkça bizim ihracatımız da o sektörde başlayacak. Aynı şekilde tekstil ve hazır giyimde o pazarda talep perakende tarafı tekrar açılınca yine aynı şekilde bizim ihracatımız artacak. Dolayısıyla o geçici. Turizm tarafına gelirsek, turizm tarafında zaten biliyorsunuz turizm sezonu aslında resmi olarak Mart'ın sonunda ama Nisan'ın sonunda başlar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsar yoğun turizm sezonu. Orada da yine bizim turizm pazarlarımızdaki gelişmeye bağlı. Turizm pazarı derken şunu kastediyorum. Bize en çok turist gönderen ülkeler COVID pandemi salgınıyla ilgili ne durumda olacaklar? Oradaki önlemler hayatı normalleştirecek mi? Mesela dün Almanya'nın büyük gazetelerinden biri Türkiye'de tatili önerdi. Çünkü Türkiye hem bu mücadelede ciddi başarılı. Muhtemelen Haziran ayı itibariyle ve sonrası itibariyle çok daha iyi olacak şartlar. Almanya bizim Rusya'dan sonra ikinci büyük pazarımız. Yani bize en çok turist gönderen ülke. Rusya'daki gelişmeleri izleyeceğiz. Diğer Avrupa, Kuzey Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri izleyeceğiz. Dolayısıyla hani bizim turizm sektörümüzde, hükümet tarafı da, Turizm Bakanlığı da en olumsuz şartları düşünüp ona göre hazırlık yapıyor. Ama inşallah orada belki bu sezonun 5 ay değil de 2 ayını kurtarabilirler. O da büyük başarı olur. Ve 2021'de eğer pandemi meselesi, COVID meselesi tamamen gündemden kalkmış olursa 2021'de turizm, bütün küresel turizm faaliyetlerinde çok büyük bir artış olabilir. Türkiye'de bu yıl kaybettiğini kazanabilir. Yani biz evet biraz aslında bakarsanız geçmiş dönemlerden de o bir ara hatırlayacaksınız. Darbe girişimi öncesi de terör saldırılarının yoğunlaştığı bir dönem vardı. Evet. Turizmde zor günler geçirmiştik. Hani biraz bizim turizmciler bu süreci yönetmekte tecrübeli gibi görünüyorlar. Sizin de dediğiniz gibi zaten Almanya'da yayın yapan Die Welt de Türkiye'yi işaret ediyor. Yine bir şekilde yaralar sarılacaktır diye düşünüyoruz. Peki Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığını görüyoruz. Orada bir değişiklik yok ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın önemli mesajları oldu. Yani diyor ki benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtı bu salgın Avro bölgesinde. Ve ekonomideki toparlanmanın daha da önemlisi belki de bu ne zaman düzeleceğini tahmin edemediklerini de söylüyor. Biz en azından Türkiye için yol haritasını konuşabiliyoruz ama Avrupa'ya baktığımız zaman bunun tahmin edilmesinin zor olduğunu söylüyor Merkez Bankası Başkanı. Şimdi Merkez Bankası Başkanları aslında en temkinli insanlardır. Neden? Çünkü parayı yönetirler, parayı basarlar ve piyasanın para ihtiyacını, kredi akışını farklı aktörler arasında değişik enstrümanları kullanarak düzenlerler ve büyük sorumlulukları vardır. O nedenle orada da Avrupa Merkez Bankası Başkanı da işte şu tarihten sonra şöyle olacak, güzel olacak, işte her şey düzelmeye başlayacak diyemez doğal olarak. Dememesi de doğrudur bence de, ihtiyatlı olması lazım. Dün bizim Merkez Bankası Başkanımız da hem gelişmeleri anlattı hem de ihtiyatlı sözler söyledi. Şu şartlar gerçekleşirse, şurada şu gelişme olursa şunu öngörüyoruz gibi şarta bağlı şeyler söyledi. Dolayısıyla ben normal buluyorum Avrupa Merkez Bankası için de. Fed'in faizin değiştirmemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın değiştirmemesi şundan, zaten geçtiğimiz toplantılarında geriye doğru gidersek, geriye doğru 3 toplantıda pandeminin de çok yoğun olduğu döneme de rastlayan toplantılar oldu bunlar. Ciddi şekilde faiz indirdiler. Bilanço genişletme kararı aldılar. Yani şu anlamda
hem devletin kendi hazinelerinin dolayısıyla sistemlerinin çıkaracağı tahvilleri, hatta onun da ötesine gidip şirketlerin, özel sektörün çıkaracağı tahvil ve bonolar da alma şeklinde bilançolarını genişlettiler. Artı FED buna ilave olarak emisyon dediğimiz doğrudan fiziki para kapasitesini de genişletti. Orada da ciddi büyüme gördük. Onu da hem kendi hem dünya için yaptı. Dolayısıyla bu süreci hepsi izliyorlar ve tekrar normalleşme başladığında yine onlar geriden gelecekler. Yani bir takım çok pozitif gelişmeler görsek de diyecekler ki evet şu pozitif gelişmeler var ama şunlar olabilir. Biz de şu adımları atıyoruz şeklinde. Bunu böyle takip etmek lazım. Peki ABD Başkanı Donald Trump, şimdi Amerika'dan bahsettik, işsizlik rakamlarının geldiği seviyeden konuştuk. Bir yandan da işte bir normalleşme adımları atılmaya çalışılıyor. Ama ABD Başkanı Trump'ın gündeminde başka bir konu daha var. O da virüsün nasıl ortaya çıktığı, nasıl yayıldığına ilişkin bu noktada yine Çin'deki bir Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığını söylüyor. Elinde kanıt olduğunu da ancak şu an daha fazlasını söyleyemeyeceğini belirtiyor. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir? Önümüzdeki süreçte bu iki ülke arasındaki ticaret savaşlarını da biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri daha mı çok acaba Çin'in üzerine gidecekler? Bu Çin'i ve ekonomisini nasıl etkileyebilir? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Çin tabii bu süreçte ne yaptı? Evet, şu anda fiziki olarak Çin kendisi de kabul ediyor ki virüs salgını Çin'de başladı ve oradan bütün dünyaya yayıldı. Nasıl başladı? İşte normal vatandaşın hayvan pazarındaki faaliyetleri sonucu mu başladı? Yoksa sonradan ortaya çıkan bir takım görüntüler oldu. Özellikle bir virüs laboratuvarındaki kaza ya da kasıtla mı oldu? Bu neden konuşuluyor şu anda? Bir taraftan mücadele devam ederken bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın aslında iktidar misyonu gereği Çin'le ciddi bir savaşı var biliyorsunuz. O savaşta da ciddi tavizler kopardı. Bence şu anda pandemi sonrasında yeni tavizler koparmak için ağır sözler söylüyor. Ağır baskı oluşturuyor ve önceki dönemde belki arkasına geçmeyen diğer ülkelerin liderleri şimdi kendileri de çok büyük zararlar gördükleri için müttefik olacaklar büyük ölçüde ve belki Çin'e salgına sebep olan ülkedir diye bir ceza kesilemeyecek uluslararası hukukta ama bu ticaret savaşlarındaki pazarlık süreçlerinde Çin belli konularda önemli tavizler verebilir mi acaba, verdirebilir miyiz acaba şeklinde bir mücadeleye girişilecek. O yüzden benim gördüğüm şu andaki yüksek sesten konuşmaları sonraki pazarlık süreçlerinde Çin'in aleyhine Amerika ve Avrupa'nın belki Japonya'nın başka gelişen ülkeler de buna katılabilir. Onların lehine Çin'den daha fazla taviz koparmak için bir süreç başlatılmış oluyor. Bir güzel haber daha var. Hani onu da değinmek istiyorum. Çünkü taksicilerle ilgili olumsuz bir haber olduğunda mutlaka paylaşıyoruz. İyi bir şey olduğunda da hani vermek gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da sağlık çalışanlarını taksi şoförleri ücretsiz taşıyacaklar ki geçtiğimiz hafta ekrana getirmiştik. Sağlık çalışanları özellikle toplu ulaşımda sefer sayılarının azaltılması nedeniyle bazı güçlükler yaşıyorlardı. Bu anlamda da önemli. Taksiciler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıma kararı aldılar. Ne söylersiniz? Şunu söyleyelim. Biz esnaf geleneğimiz taksiciler için de geçerli. Çok güzel, çok tarihi, çok köklü bir esnaf geleneğimiz var. Normal zamanlarda da hep bir dayanışma ve yaptıkları işin sosyal sorumluluk tarafını yerine getirme geleneği var. Bunu zaman zaman unutuyorlar maalesef. Çok değişik yapıda, tipte esnaflar da görebiliyoruz. O kötü örnekleri de tabii ki vermek zorundayız. Çünkü vatandaş sıkıntı çekiyor. Ama böyle iyi örnekleri bu dönemlerde özellikle çabalarını, gayretlerini de destekliyoruz. Bence çok yerinde bir karar. Çünkü toplu taşımalardaki aksamalar yüzünden hatırlayalım, sağlık çalışanları farklı vardiyalarla çalışıyorlar diyelim. Yani 12 saat ya da 24 saat çalışıyorlar. Tam olarak bilemiyorum.
Ama çıktıklarında eğer kendi arabaları yoksa genellikle yollarda sıkıntı çektiler, çok vakit kaybettiler, dinlenme vakitlerini kaybettiler. Keşke daha önce bu kararı alsalardı. Ama şu anda aldılar. Gene önümüzde bir süre var, bir yol var. Teşekkür ederiz onlar adına ve vatandaş adına. Bir haber daha gördüm ben. Onu da bir sormak istiyorum. Beşiktaş Kaymakamı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu biner liralık destekle ilgili. Tabii ki ihtiyaç sahipleri, darda olanlar için bu adım atıldı hükümet tarafından. Ama görüyoruz ki başvuru yapanlar arasında hani zengin diyebileceğimiz hali vakti çok iyi olanlar da var. Hatta 24 gayrimenkulü olan bir kişinin bile başvuru yaptığını görüyoruz ki biz de biraz bunu yüzsüzlük olarak niteledik haberimizde. Yani enteresan, bunu da sormak isterim size. Bu şöyle bir süreç, gerçekten çok çirkin. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşla rastlaşan o sosyal kaymakamlıktan giden görevlilerin videosu yayınlanmıştı. Vatandaş benim ihtiyacım yok ama falanca komşunun var mealinde sözler söylemişti. Ne kadar güzeldi. Dolayısıyla bu başvuruların eğer yanlış anlamıyorsa vatandaş şunu anlaması lazım. Senin işte bir takım gelir rakamların sisteme yansımışsa artı gayrimenkul, otomobil vesaire bunlar kayıtlı işler. Bunlar zaten devletin dijital sisteminde görünüyor. E-Devlet bunu inceliyor. Dolayısıyla bunu göreceğini bilerek utanmadan bile bu şekilde başvurmaları çok yanlış. Bu 1.000 liralar aslında gerçekten muhtaç olan, hatta büyük bölümü E-Devlet'te ne yapacağını da bilmeyen, o yüzden muhtara gidip kendini yazdırmaya çalışan ya da kaymakama gidip anlatan vatandaşlarımız tarafından alınması gerekiyordu. Bence %99 zaten başarılı oldu. Bir de birey olarak diyelim ki ücretli çalışıyor. Ücret geliri malum belli. Bu dönemde de eğer zorunlu izin ya da işte devletin sağladığı eksik çalışma ya da ek ödemelerle bir sistem kurulmuşsa onun üzerine de bir ilave destek olabilir. Yani şu 5.000 lira gelir sınırının altında olan vatandaşlarımız artı üzerinde de mal mülk arabası olmayan vatandaşlarımız. Onların almaya hakkı var. Onların hakkı için almak bir tarafa, onların hakkı için müracaat etmek de yanlış. Birey olarak, fert olarak kendi hayatını yaşayan, kendi düzenini kurmuş ama böyle bir dönemde de gelir kaybına uğramış vatandaşlarımız için devletimiz ne kadar güzel bir imkan sağlamış. Yeter mi? İnşallah önümüzdeki dönemde sosyal devlet imkanımız çok daha fazla olsun. Biz de zaman zaman kıyaslama yapıyoruz. Ne diyoruz? 90'lara göre diyoruz. Şu durumdayız diyoruz. Sonra diyelim ki 2000'li yıllara göre, 2010'lu, 2020'li yıllara göre de şuraya geldik diye. Ama bunu istismar eden vatandaş sayısının azalması gerekiyor. Artık sistem buna müsaade etmiyor. Ama tabii tabloyu, o tabloyu o şekilde görmek, hani özellikle kaymakamın bunu açıklamış olması demek ki orada alamayınca kaymakama da gidip sözlü olarak belki müracaat edenler oluyor. Onlar bakıyor sistemde ne durumda olduğuna, görüyorlar ve yanlış diyorlar ve vermiyorlar. Dolayısıyla üzücü bir durum. Sadi Özdemir, son dakikamız artık. Aslında bakarsanız geçen haftaya göre daha iyi bir durumda Türkiye. Umarız giderek de daha iyileşecek. 3 günlük kısıtlama da başladı. Son olarak ne söylersiniz? Aslında ilk başta böyle girdik değil mi? Bu hafta pazartesi günü itibariyle bu hafta daha iyi olacak inşallah dedik. Piyasa verileri açısından daha iyiyiz. Alınan önlemlerin etkisi anlamında da daha iyiyiz. İşin şirketler, imalat sanayi, ticaret tarafı, esnaf tarafı, KOBİ tarafı, oralara da yeni imkanlar sağlandı. Dolayısıyla daha umutluyuz. İnşallah bayramdan sonra, Haziran ayı itibariyle diyelim, Haziran ayı itibariyle biraz daha böyle şunu konuşacağız. Evet, bak işler yoluna giriyor, açılan işlerde ciddi iyileşmeler oluyor. Dolayısıyla hayat normale dönüyor, kabus bitiyor diyebileceğiz. Dolayısıyla her hafta izleyeceğiz, konuşacağız, morallerimizi yüksek tutacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi inşallah daha güzel bir günde görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, Sade Özdemir'e teşekkür ediyoruz bir kez daha. Pek çok konuyu ele aldık. Ekonomide açıklanan rakamlar vardı. Onlar üzerinden de gittik. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdik. Tabloyu bir kez daha sizlerle paylaşacak olduğumuzda son 24 saatte vefat sayısı maalesef 93 oldu. Ancak yeni vaka sayısındaki düşme eğilimi devam ediyor. 2615 vaka var ki 42 bin test yapıldı. Test sayısında da 1 milyon 33 bini gördü Türkiye. 1 milyonu geride bırakan ülkelerden biri olduk. İyileşen hasta sayısı da 4846 olarak karşımıza çıkıyor. Burada da iyi gittiğimizi söylüyor uzmanlar. 48.886 oldu iyileşen hastalarımızın sayısı. Toplam vaka sayısı 120.204 Türkiye'de. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 3174 olarak karşımıza çıkıyor. Tabloyu şöyle bir hatırlattık sizlere. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'na dönelim. Günaydın Sayın Kartoğlu, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Ben de şimdi senin verdiğin sayıların şeyine bakıyordum. Dünya raporuna bakıyordum. Gerçekten Türkiye iyileşenlerin sayısında da bir hayli yukarıya çıktı. Vaka düzeltiyorum, test sayısında da bir hayli yukarıya çıktı. Vefat sayısında işte onun altına indi. İlk onun altına indi. Galiba 11. sıradayız şu anda. Ve yoğun bakımda olan ya da buradaki ifadeyle kritik seviyede olan, ciddi kritik seviyede olan kişi sayısında, biz buna yoğun bakım ve entübe hasta diyoruz, da yine aşağılara düşmeye başlamış durumda. O bakımdan hani şeytan kullanır kursun derler ya, tahtaya vuralım. Şimdilik iyi gidiyoruz, inşallah bu düzeni bozmayız. Çünkü bu düzen bize bu daha az kişinin vefat ettiği, hayatını kaybettiği, daha çok kişinin hastalığı yendiği ve hastalığı yenmek aslında tek başına bir kişinin kurtulması demek değil. Aynı zamanda antikor üretmesi demek. Aynı zamanda başkaları için şifa kaynağı olması demek. Ve böyle baktığı bir de hangi tedavinin hangi hastalarda nasıl işe yaradığına dair çok ciddi bir deneyim kazandırması demek aynı zamanda. Bütün bunlar Türkiye için iyi şeylere işaret ediyor. Aman bozmadan bunu devam ettirelim. İnşallah öyle olur. Bugün de tabii 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Az önce Sade Özdemir de değindi. Yani dünyaya baktığımız zaman hani işsizlik beklentileri, işsizlerin sayısı çok artıyor. Türkiye bu noktada en başından beri istihdam vurgusu yapıyor ki buna yönelik adımlar atıyor. 1 Mayıs ve bu tablo ile ilgili neler söylersiniz? Vallahi önce yani işçinin, emekçinin ve aslında zamanda çok emek vermiş olan emeklinin bayramı olarak ben kutlamak isteyeyim bunu. Bizim bugün herhalde bir takım online kutlamalar ya da sosyal medya üzerinden bir takım organizasyonlar yapılacak. Ama gerçekten benim için işçinin bayramı, evet, 1 Mayıs biraz ideolojik bir belki kavram. 1 Mayıs daha çok fazla ideoloji gömleği giydirilmiş bir kavram, ama işçinin hakkını aldığı ve ürettiğinden memnun olduğu, üretim aşamalarında mutlu olduğu, kendini mutlu hissettiği ve çocuklarının geleceğini güvende gördüğü bir gelir, bir iş düzeni işçi için her gün bayram demektir. Eğer böyle bir gelir ve iş düzeni varsa İşçi için her gün bayram. 1 Mayıs'a ihtiyaç bile yok. O bakımdan 1 Mayıs derken hani bunu bir ideoloji gömleği giydirerek bir günlük sloganlar atmak yerine, bunu bütün bir yıl işçi nedir, işveren nedir, iş nedir, bunun üzerine biraz kafa yorarak geçirmek bence bayramın hakkını vermek için daha önemli. Şimdi Sayın Kartoğlu, bakıyorum ben Akşam Gazetesi'nde, açtım önüme. Birçok umut veren, yüzümüzü güldüren haber bugün ilk sayfada karşımıza çıkıyor. Şimdi
Örneğin tatil için Türkiye'yi tercih edin mesajı Almanya'dan geliyor bu. Almanlar söylüyorlar Türkiye'nin tatil için tercih edilebileceğini diğer Avrupa ülkelerine kıyasladığımız zaman. Yine bir basketbolcu, daha önce Fenerbahçeli bir futbolcu için konuşmuştuk. Bu kez Moerman, Anadolu Efes'in Fransız yıldızı, kendi ülkesi yerine Türkiye'de kalmayı tercih ediyor. Aralık ayında bebeğim oldu. Fransa'da virüse yakalanıp aileme bulaştırmak istemiyorum diyor. Bunlar da önemli değil mi? Yani sonuçta bu tarz haberlere ben çok değer veriyorum. Siz ne söylersiniz? Tabii şimdi bu Türkiye'nin bulunduğu noktayı göstermesi açısından ya da bulunduğu noktanın aslında görüldüğünü ortaya koyması açısından önemli. Bu insanlar çok ciddi paralar kazanıyorlar. Evet, çok büyük imkanları var. Dünyanın her yerine gidebilirler. Kendi ülkelerinde de en iyi hastanelerde sağlık hizmeti alabilirler. Bakın, sıradan hastanelere, maternity kliniklerine falan gitmeyecek bu insanlar. Bu basketbolcu ülkesine döndüğünde. Orada da en iyi hastanede tedavi görme imkanına sahip. Ama en iyi hastanede bile Türkiye'deki kadar güvende olmayacağını düşünüyorsa o zaman herkesin oturup bir düşünmesi lazım. Ben gerçekten bazen hani böyle her konuyu getirip bir yere bağlamak istemiyorum ama dün Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinden birinin Türkiye'yi Kanada ile Fransa ile kıyaslayıp onlar şu kadar euro verdiler kişi başına, Türkiye'ye daha şu kadar dolar verdiler, sen Türkiye'ye çok daha az 1 milyon işte 1000 lira 2000 lira verdi nakit yardımı diye eleştiriyorlardı. Hani insanın aklına o kadar çok şey geliyor ki gerçekten herhalde onlar genç nüfusun Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini bilmediğini falan düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partili kadroların DSP içerisinde ya da SHP içerisinde bu ülkede iktidar olmadığını falan düşünüyorlar. Hani Kanada gibi bir ülke bıraktığınızda memleket bu hale geldiyse bunu anlarım. Fransa gibi bir ülke bıraktığınızda memleketi bu hale getirdiyse AK Parti bunu da anlarım. Ama böyle bir durum yoksa ya insanların zekasıyla dalga geçmemelisiniz ya da insanlar sizin zekanızla dalga geçerler. Şimdi o yüzden Türkiye'yi bir defa belli konularda ciddi bir yere konumlandırmamız gerekiyor. Evet, ekonomimiz birçok bakımdan Fransa bizden ileridir, birçok bakımdan Kanada bizden ileridir. Buna hiçbir kimsenin bir itirazı yok. Yani virüste daha fazla kişi can kaybettiler diye bunların, bu ülkelerin hiçbiri bizden daha geriye düşmüş falan değil. Ama mesele şu, insan söz konusu olduğu zaman biz hepsinden daha iyiyiz. Bunu net bir biçimde gördük. En azından bunun hakkının teslim edilmesi lazım. Bu hakkı teslim eden Fransız olduğunda, bu hakkı teslim eden Amerikalı ya da İngiliz olduğunda biz evet gururlanıyoruz. Ama bu hakkı kendi içimizde, kendi ülkemizin insanlarının da teslim etmesi bizde gururdan başka bir şey kazandırır bize. Bir milli birlik ve bütünlük kazandırır. Doğrularda bir araya gelebildiğimizi, insanlığımızı paylaşabildiğimizi bize gösterir. Ama eğer bu insanlık paylaşılamıyorsa, bu insanlık da itibarsızlaştırılmaya çalışılıyorsa, işte o zaman bizi bir arada tutan değerler zedelenmeye başlıyor demektir. Ben maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülerinin, yöneticilerinin bu bizi birbirine bağlayan değerleri aşındırma konusunda artık bilinçli bir gayret sarf ettiklerini düşünüyorum. Peki, ben de soracaktım zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne konuyu getirecektim ama bir önden bir giriş de yapmış olduk böylece. O zaman artık bunu konuşmanın vakti geldi galiba. Önce Özgür Özel'in tehditleri, sonra da Canan Kaftancıoğlu'nun. Dün biliyorsunuz Anadolu Adliyesi'ne gitti, Kartal'a ifade de verdi ama sonrasında şöyle bir ifadesi var Canan Kaftancıoğlu'nun. İktidar diyor erken seçim ya da başka bir şekilde değişecek. Şimdi bu başka bir şekilde ifadesini biz 15 Temmuz'dan önce, yani darbe girişiminden önce çok sık duymuştuk. Ne demek bu başka bir şekilde değişecek? Yani ne demek istiyor Canan Kaftancıoğlu? Biz bunu FETÖ'cülerden, FETÖ'cülerin troll hesaplarından duymuştuk. Canan Hanım troll lafını pek sever. Ama anlaşılan trolleri takip etmekten trolleşmeye başlamış. FETÖ'cüler gibi konuşmaya başladı. FETÖ'cüler ne demek? FETÖ sahte maskelerin arkasına saklanıp bu tür imalarla, bu tür fitnelerle, hani bazı filmlerde vardır omuzunun arkasından böyle fısıldayarak kişiyi kötü yola sevk eden
karanlık sesler filan, şeytani sesler. Böyle bir şey fısıldıyor arkadan. Ama neyi fısıldıyorsunuz? Ben bu memlekette, bu ülkede, bu dünyada, bu insan, bu Türk milletinin nasıl tanımlandığına dair bir şey söyleyeceğim, hatırlatacağım. Neden Macarlar Osmanlı'yı kahraman düşman diye tanıyorlar? Çünkü şunu biliyorlar, bu düşman bize gerçekten savaştığımızda düşmanlık eder. Onun dışında etmez. Savaş alanında da düşmanlığını elinde kılıcı olana gösterir, kılıcı olmayana göstermez. O yüzden Türkler kahraman düşmandır, düşman olduklarına da. Bunun yakın tarihte de 1000 tane örneği vardır. Hiç uzatmayayım ben bu konuyu. Şimdi bu kahraman düşmanlık bir delikanlılık gerektirir. Ne biliyorsanız onu söyleyeceksiniz. Darbe niyetiniz varsa, bu ülkeyi kötü yönetiyorlar, bu ülke şu 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 bakımlardan demokrasiden geri gitti, bunu gerekirse darbeyle düzeltilmesine ben destek veriyorum arkadaş, benim de demokratlığım böyledir, buyurun istediğiniz kadar beni eleştirin diyecek kadar delikanlı olmasını beklerim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini taşıyan herkesten. Asgari bir delikanlılık beklerim. Asgari delikanlılık fısıldayarak konuşmamayı, ima yoluyla konuşmamayı, birilerini şapkalı ifadelerle, yani üstü örtülü şemsiyeli ifadelerle kışkırtmayı haram kılar. Medeni anlamda söylüyorum, mecazen söylüyorum. Biri memurları kışkırtıyor. Aman ha, bu ne demek biliyor musunuz? Özgür Özel'in söylediği. Aman ha, bu koronavirüsle tedavi, işte mücadele vesaire falan, buralarda bir başarı göstermeyin. Çünkü başarı gösterdiğinizde bu hükümet, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümeti milletin nezdinde itibar kazanıyor. Bunu kazandırmayın ha, kazandırırsanız sonra bir şekilde biz geliriz, bir şekilde devlet gelir diyor bir de. Çünkü bu gelecek olan devlet olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de olmaz. Devlet, yani derin devlet. İşte iyi saatte olsunlar. Arkaya doğru artık siz ne düşünürseniz. Oysa devlet dediğinizde başındaki kişi belli, yönetimindekiler belli, memuru, amiri belli, öyle değil mi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafasında başka bir devlet var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, onun muhalif olduğunu ezecek olan, kötüleyecek olan, mahvedecek olan bir başka devlet var, muhayyer. Bunun ne olduğunu da Özgür Özel özellikle açıklamıyor. Ben Özgür Özel'e daha özgür bir kafa, daha dirayetli bir yürek, daha cesur bir akıl diliyorum Ramazan günü. Canan Kaftancıoğlu'nun sözü de hemen arkasından geliyor. Bu bir örgüt aklının Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiğini, işgal edip yönettiğini bana gösteriyor. Örgüt aklı nedir? Var olan yapıların tamamını gayrimeşru gören, bu yapıların tamamını yıkmaya, devirmeye odaklı bir yapılanmadır. Kendisi gayrimeşrudur. Ya da FETÖ gibi meşru bir yapının içine asalak olarak yuvalanmıştır. Ve daha sonra o yapıyı ele geçirir. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir örgüt yapısının, illegal bir örgütsel yapının hakim olmaya başladığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu tasfiye etmeye, ifşa etmeye gücünün yetmediğini ya da kusura bakmasın cesaret edemediğini düşünüyorum. Çünkü bu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin gözetlenmesi olayında net bir biçimde ortaya çıktı. İl başkanı ya ilçe başkanını korumak için yalan söylüyor ya da ilçe başkanına gerçekten evi gözetlemesi için talimat vermiş. Ne diyor diye açıklıyor bunu ilçe başkanı. Ben diyor partimin verdiği görevle, il başkanı da ben parti görevi diyor bu. Parti dediğiniz ki parti diye bir adam yok. Partinin bir yetkilisi var. Bir yer yetkili kendi astına talimat verir. Demiyor ki il başkanı, ben il başkanı olarak yetkilendirdim. Partimiz yetki verdi diyor. Bakın bu Sovyetik akıl, mantık bir parti devleti aklıdır. Bir şey olduğu zaman parti böyle istedi. Parti kim? Belli değil. Şimdi
Ondan sonra gidiyor, gözetliyor. Aldım, raporladım. Fotoğraflarını da il başkanıma gönderdim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış. Tesadüfen oradan geçiyordu. Öyle baktı. Öyle fotoğraf, fotoğraf falan yok öyle bir şey. Kendi kendine tesadüfen oraya geçerken bir bakayım dedi. Ve o sırada da böyle olaylar oldu falan demeye getirdi. Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Ben genel başkanını muhatap alırım bir partinin. Genel başkana dan ayrı bir telden çalıyorsa bir başka kişi, partiyle ilgili bir başka sorumlu, o zaman onun meşruiyetini sorgularım. Ha yok, genel başkan ayrı telle ayrı telden çalıyor ama il başkanının borusu ötüyorsa partide, o zaman o meşruiyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşruiyeti sorunu haline gelir. Ve ondan sonra ben şuna da zorladığını düşünüyorum bu örgütsel yapının, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki örgütsel yapının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir hukuksal sürecin başlatılmasını canı gönülden arzu ettiğini düşünüyorum. Çünkü onların derdi, içine sızdıkları, içinde bulundukları, içinde yapılandıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor duruma düşürüp, Cumhuriyet Halk Partisi'ni parti olarak yargılanır hale düşürüp, sonra da bu iktidarı, bu hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi iddialarıyla kurucu partisini yargılayan bir hükümet haline ya da bir demokrasi haline, bir ülke haline getirme arzusunu çok net görüyorum. Bunun benzerini FETÖ'de yaptı. İnsanlar, onlar da FETÖ'cü mü? Yani Canan Kaftancıoğlu'na FETÖ'cü mü diyorsun? Hayır, bunu demiyorum. Ama Amerika'daki seri katilli bir başka ülkedeki seri katil organize suç işlemez. Ama ikisi de aynı şekilde suç işler. İkisinin de yaptığı iş, kullandığı yöntemler birbirinin aynı. Bu yöntemleri FETÖ Amerika Birleşik Devletleri'nden öğrendi. Canan Kaftancıoğlu nereden öğrendi bilmiyorum. Ya da Özgür Özel nereden öğrendi bilmiyorum. Ama yöntemleri birebir uyuşuyor. O yüzden ben bunu çok tehlikeli görmeye başladım. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de bu tehlikenin farkındadırlar. Yani evet, onunla ilgili bakalım bir açıklama gelecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu da konuşacak mı bilmiyoruz. Çok zannetmiyorum. Yani evet, şu an çok zannetmiyorum çünkü yani partinin dinamikleri HDP ile işbirliğini zorunlu tutuyor. Partinin tabanı alacağı oyunu zorunlu tutuyor. Anladığım kadarıyla bu koronavirüsle mücadelede hükümetin gösterdiği başarı, sadece tedavi için söylemiyorum, tanı, tespit, teşhis, tedavi, takip, bu süreçte ekonominin, ekonomi bileşenlerinin, insanların, çalışanların gördüğü zarar, ya alınan tedbirlerden ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, bunların çözümüne yönelik alınan tedbirler, bunların finanse ediliyor olması, bütün bunların tamamı ülkeye, yönetimine bir güven oluşturuyor. Ve bu güveni yıpratamadılar. Bakın, İsviçreli o güzelim genç kızların babaları için yaptığı çabayı kirletmeye çalıştılar. Ben böyle bir ahlaksızlık görmedim. 50 yıldır bu dünyada yaşıyorum. Yok bakanın akrabasıymış, yok parası çokmuş, niye kendi parasıyla gelmemiş? Yok madem İsviçre'yi tercih etti, İsveç'i tercih etti, gidip orada yaşasınmış. Ben yurt dışında yaşayan Türklerin bu tür tezahüratları ciddi bir biçimde dile getirenlerden, ki İYİ Parti'de maalesef bu ülkede Merkez Bankası Başkanlığı görevi tevdi edilmiş bir ahlak yoksunu tweet atabilen kişi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef benzer kişiler var. Bunlara yurt dışında yaşayan ama kalbinin yarısı en azından Türkiye için çarpan insanların biz buradayız ama sizden daha fazla Türk'üz mesajıyla kafalarını doldurmasını beklerim. Çünkü inanılmaz büyük hakaretler edildi o çocuklara. İnşallah o babaları da kurtulur ve bunların cevabını ailece hep birlikte verirler. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Tek kabahatleri AK Parti'den yardım istemekti. Tek kabahatleri AK Parti'nin onlara yardım etmesiydi. Ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti'nin onlara yardım etmesiydi. Şimdi bunu bile itibarsızlaştıran bir akıl Türkiye'nin başını derde sokar. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını derde sokar, sonra Türkiye'nin başını derde sokar. Ama dediğim gibi karşılığı HDP işbirliğiyle bile artık olamayacak diye görünüyor anketlerde. AK Parti yükseliyor diye görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük beğeni topluyor bu yönetim liderlik becerisiyle diye görünüyor.
ve bunu yıpratmaya çalışıyorlar ve artık HDP ile bile iktidar görünmediği için darbe söylemine tekrar geri dönüp sarıldılar. Dikkat edin. HDP ile işbirliğiyle İstanbul'u, Ankara'yı belediye başkanlarına aldı, kazandı Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasi söylemine geri döndü. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanabilme ihtimali heyecanlandırdı. Ama şimdi iş tutuş biçimi ve liderlik bakımından Türkiye'de çok tutarlı bir iş yapan hükümet var ve bir krizle karşı karşıya kaldı, krizi iyi yönetti ve prim kazandı. Hemen darbe söylemine tekrar geri döndü. Çünkü HDP işbirliği bile şu anki anketlerde kurtarmıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. İtibarsızlaştıracak, tehdit edecek ve bu beğeni düzeyini, destek düzeyini aşağı indirmeye çalışacak. Daha iyisini önererek değil, daha iyisini yaparak da değil. Aşağılayarak, itibarsızlaştırarak, tehdit ederek. Şimdi eğer buna prim verirse, ben AK Parti'nin de buna prim vermediğini görüyorum ama bu konuyu bir siyasi tartışmaya dönüştürmemek gerekiyor. Bir kriminal sorundur. Demokrasi açısından bir kriminal sorundur. Özgür Özel'in açıklaması da, Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması da. İkisi de kriminaldir. Suç konusunda suçla ilgili bir tavır alınmalıdır. Suça karşı bir tavır nasıl alınıyorsa öyle alınmalıdır. Siyasi tavır alınırsa onların söylediği de bir siyasi tavır haline gelir. O zaman iki siyasi taraf birbirine destek vermeye başlar. İkisi de Canan Kaftancıoğlu da Özgür Özel de bu işten sıyrılır. Ama ikisi de partisinin verdiği yetkiyi kötüye kullanıyor. İllegal, gayrimeşru hedefleri işleri için kullanıyor. İşler nedir? Bir ev gözetleme işi gayrimeşru bir iştir. Darbeyle tehdit etmek gayrimeşru bir iştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ses çıkar mı derseniz niye beklemiyorum? Çünkü hala bir umut var. HDP ile işbirliği İYİ Parti'yi de yedeklerini alarak birlikte bir cumhurbaşkanı seçtirebilir miyiz? Hatta mümkünse eğer bizden olmuyorsa AK Parti'nin eskilerinden bir cumhurbaşkanı seçtirebilir miyiz? Hedef bu olduğu için sol sosyalist gayrimeşru bağlantıları olan kanatları, tarafları yani HDP'yi küstürmek istemiyorlar. O yüzden de Canan Kaftancıoğlu tutuyor HDP'li olan ipleri ve parti içerisinde birkaç kişi. Bunlar yeni değil. Bunlar hani ben Ankara'dayken de bildiğim şeyler. Herkesin de bildiği şeyler bu. Herkesin bildiği sırlar. Ve o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir ciddi ses çıkacağı kanaatinde değilim. Maalesef daha büyük, kendince daha büyük hedefler için bunların hepsini yutmak zorunda kalacak. Anca ya bakın bu kadarını söyleyebiliyorum diye, hatırlıyorsanız o canlı yayında ev dikizlemeyi nasıl savunmaya çalıştığını, cümleleri bir araya getiremedi. Kesik, kopuk, birbiri içinde, kendi içinde çelişkili cümlelerle, aynı cümle içerisinde iki çelişkinin bulunduğu bir konuşma yapmak zorunda kaldı. Kalmıştı. Ben üzüldüm onu dinlerken. Anca bunu yapabiliyor. Bence buna benzer şeyler yapmaya çalışacak. Yine korumak, kurtarmak, bir biçimde tartışmasını siyasi tarafa çekmek için ya da ortaya yeni bir şey atacak mesela. Yani Suriye konusunda yeni bir şey ortaya atabilir. Başka bir konuda yeni bir şey ortaya atabilir. Tartışmanın seyrini değiştirmek için. Bunlar önce hep böyle oldu. Bu benim söylediğim kehanet falan değil. Bakalım. Mustafa Kartal, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Pazartesi sabahı inşallah tekrar birlikte olacağız. İnşallah daha iyi, daha az vefatın olduğu ve koronavirüsle mücadelede daha iyi bir hafta sonu geçirdiğimiz bir seyir üzerine konuşuruz pazartesi günü. Peki, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, Mustafa Kartoğlu'yla da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'yle de görüştük, konuştuk. Özellikle siyasette yaşanan son durumu ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Canan Kaftancıoğlu'ndan darbe çağrışımı yapan açıklamalar gelmişti. Onu ele aldık. Sadı Özdemir'le de ilk bölümde ekonomiye dair yansımaları değerlendirmiştik. Analiz sentezi yavaş yavaş tamamlıyoruz, kapatıyoruz. Ancak saat başında tekrar karşınızda olacağız. Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüsle mücadelede geldiği son durumu ekranlara taşıyacağız. Şimdilik kısa bir ara.